Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sunar. Merhaba, ben Pınar Barut, Doğu Akdeniz Üniversitesi uzman pasta şefi ve öğretim görevlisiyim. Bugün sizlere şamveli tatlısını yapacağım. İlk önce malzemelerimizi tanıtalım isterseniz. 500 gram simitimiz var, 200 gram şekerimiz, 250 gram yoğurdumuz var, yarım bardak ılık suyumuz var. Şerbetimiz için ayrıca 3 bardak su, 3 bardak şeker ve gül damlamız var. Şerbete güzel bir aroma vermesi için. Bir de soyulmuş bademlerimiz var üzerini süslemek için. Yapımına başlayabiliriz hep birlikte. İlk önce simitimi bir kaba döküyorum. Üzerine ılık suyumu da ilave ettim. Bunu bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Şekerimizi de şu anda ekliyorum. Onu da karıştırdım. Yoğurdumu da ekliyorum. Onu da iyice karıştırıyoruz. Bu arada içine karbonatımızı, bir çay kaşığı karbonatımızı da ekledik. Ben elimle biraz bunu iyice yoğurmak istiyorum. Yoğurdun her tarafına bulaştığından emin olmak için. Böyle çok daha iyi. Hepsi, bütün malzemeler birleşmiş oluyor. Burada sıvı yağım var biraz ve tepsimizi yağlıyorum. Yapışmaması için. Kenarlarını da yağlarsanız çok iyi olur. Tamam, tepsimiz de hazır. Karışımımızı kalıbımızın içine döktük. Yine kaşık ve el yardımıyla hangisi daha kolay olursa düzgün bir şekilde yerleştiriyoruz. Bu aşamada isterseniz tatlımızı, şamveli tatlısını dilimlere ayırabilirsiniz. Ya da hiç dilimlere şu anda ayırmadan sadece ben bademlerini dizebilirim. Fırından çıktıktan sonra tekrar dilimlere ayırma şansımız var. Üzerine sıralı bir şekilde bademlerimizi, soyulmuş bademlerimizi diziyoruz. Ben daha çok bol badem koymayı tercih ettim. Daha lezzetli olduğu için ve daha sık bademlerimi diziyorum. Ama tabii ki daha aralıklı şekilde de olabilir. Bademlerimi dizdiğim şekilde en son fırından çıkınca dilimlemesini de o şekilde yapabilirim. O zaten bana bir çizgi oluşturmuş, ölçü oluşturmuş oluyor. Evet. Tatlımızı fırına koymadan önce şerbetimizi de ben ocağa almak istiyorum. Bu tatlımız fırında pişerken şerbetimizi de soğumaya bırakmış oluruz. Çünkü tatlımız sıcakken şerbetimizin soğuk olması lazım. O yüzden şerbeti miz için ben suyumuzu ve şekerimizi tencereye aldım. Altını açıyoruz ocağımızın. Ekstradan ben aroma için gül damlası koyuyorum demiştim. 5-6 yaprak yeterlidir ya da siz aromasını seviyorsanız tercihe göre gene daha fazla koyma şansınız var. Hemen biraz karıştırıyorum.
Evet. Şu anda şekerin erimesini bekleyip şerbet kaynayacak. Özdeşleştiği anda biz altını kapatıyoruz. Bu arada da tatlımızı fırına koyabiliriz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika civarı pişmesi gerekiyor. Biz fırınımıza tatlımızı alabiliriz. Fırından çıktıktan sonra şerbetini üzerine ekleyeceğiz. Evet, şamali tatlımız şu anda pişmiş, fırından alabiliriz. İyice istediğimiz gibi kızarmış. Şerbetimiz de soğuduğu için şu anda üzerine yavaş yavaş dökebilirim. Yalnız ilk önce İçerisine koyduğum aroma vermesi için gül damlalarını bir kaba çıkarıyorum. Şerbetimizi tatlımıza üzerine yavaş yavaş gezdirebiliriz. Hepsini bir anda dökmüyorum. Çünkü azar azar döküp tatlının çekmesi için ona fırsat vermem gerekir. Zaten üzerine döktüğüm zaman hemen şerbeti çekiyor. Tatlımız dinlendikçe iyice şerbeti çekmiş olacak ve yumuşayacaktı. Dilerseniz üzerini kapatabilirsiniz. Üzerini kapatıp dinlendirirseniz şerbeti daha hızlı çekecektir. Tatlımız bu şekilde daha güzel istediğimiz forma gelecektir. Evet, şamali tatlımız hazır. Sizlere afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sundu.